Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bundan bir video önce IP Car TV'yi hem Pro versiyonunu hem Free versiyonunu nasıl çalıştığını ve daha öncesinde de Android Auto Store uygulaması ile CarTube, CarTube Controller ve IP Car TV'nin nasıl yüklendiğini, onunla birlikte bu 3 ücretli uygulamayla birlikte ki CarTube Controller CarTube ile birlikte geliyor. Üçüne ayrı ücret verilmiyor. CarTube için Pro sürüme geçmek istiyorsanız ücret veriyorsunuz ve CarTube Controller CarTube ile birlikte geliyor. Ona ekstra ücret ödemiyorsunuz ve IP Car TV için de eğer geçmek istiyorsanız Pro sürüme onun için de ayrı ücret veriyorsunuz. Bunu anlatmıştım. Bu ücretli uygulamalar yanında Fermat Auto, CarStream ve başka diğer bir sürü uygulamadan bahsetmiştim. O uygulamalar da ücretsizdi. Şimdi bir şeye daha değinmiştim orada. Android Auto'nuz 6.4 sürümüne güncellenirse tüm bu yüklediğiniz uygulamaların artık yansıtılamadığını ekrana göstermiştim. Ben normalde güncellemeyi kapattığımı zannediyordum. Otomatik güncellemeyi ama güncellemiş. Burada gördüğünüz gibi sadece Fermata Kontrol ve CarTube Controller. Bunlar var. Diğer yüklediğim her şey kayboldu. Neden kayboldu? Evet, gördüğünüz gibi kendisi otomatik Android Auto 6.4 sürümüne güncellenmiş. Ve benim bu yansıttığım uygulamaların hepsi kaybolmuş. Tabii bende Pro sürüm vardı. Ne için? Hem CarTube hem de IP Car TV için. Ve diğer ücretsiz olan uygulamalarda şu anda izleyemiyorum. Ne yapmam lazım? Benim Android Auto uygulamasını 6.4'ten downgrade yapmam lazım. Yani güncellemeleri kaldırmam lazım ki tekrar bu ekranda o yaptığım uygulamaların hepsini ben görebileyim. Yani şu anda neyi kullanabiliyorum? 6.4 sürümüyle sadece Fermata kontrolü kullanabiliyorum. O da telefonumdaki medyayı şu şekilde çalabiliyor. Yani böyle mesela şarkıyı seçebiliyorum. Şu anda video çektiğim için muhtemelen göstermiyor. Telefondan açmak lazım. Şimdi nasıl Android Auto sürümünün downgrade edildiğini, yani sürümünün aşağı düşürüldüğünü göstereceğim sizlere. Videonun devamında nasıl downgrade yapıldığını göreceksiniz. Öncelikle Android Auto sürümü nasıl kontrol ediliyor onu göstereyim. Android Auto yazıyoruz. Telefonumuzun kendi dahili arama kısmına, Google arama barına değil, ekranı kaydırdığınız zaman en üstte arama barı çıkıyor. Android Auto'ya tıkladığımızda şurada Android Auto yazısını görüyoruz. Uygulamanın yazısını. Bakın. Sürümü göstereyim. En altta 6.4.61 diye devam ediyor release. Buna tıkladığınızda sürüm ve izin bilgileri paketler çıkıyor. Buraya baktığınızda aslında Widgets for Auto, CarTube, Fermata Control bunların hepsine izin veriliyor gibi gözüküyor ama yansıtmaya izin vermiyor işte. Hani bu durumda ne yapacaksınız? Downgrade edeceksiniz. Bunun için ayarlar kısmını açmanız lazım. Uygulamalara geleceksiniz. Uygulamalarda Android Auto'yu buluyorsunuz. Bakın bu yüklediğimiz bütün uygulamaları görülüyor ama bir türlü kendisi yok. Bakın Android Auto burada tıkladığınızda açılıyor. Evet, şimdi şu sağ üst köşeden Android Auto sürümünü downgrade edeceğim. Yani güncellemeleri kaldıracağım. Daha sonra bu çalışmayan uygulamaların hepsini çalıştırmayı deneyeceğim. Ama yetmeyecek. Bunu da göreceksiniz birazdan zaten. Şimdi güncellemeleri kaldır diyorum. Tamam diyorum. Android Auto yüklemesi kaldırılıyor. Ve hemen bakıyoruz. Bakın 1.1.801.650 stop sürümü oldu. Yani bu fabrika sürümü. Şu anda Android Auto'yu bağlamak için USB'yi telefonuma bağlayacağım ve buradan telefonun kamerasına geçeceğim. Oradan göstereceğim. Evet. USB'yi bağlıyorum. Arabama USB'yi bağlar bağlamaz güncelle diye bir şey çıktı. Güncellemeden hani buradan Android Auto diye yazıp açsanız dahi izin vermiyor açılmasına. Ben yine de göstereyim sizlere. Uygulamalardan Android Auto'yu açayım. Bakın uygulamalar. Android Auto 40.96 kW. Tabii ki bununla çalışmaz. Mecbur bir güncelleme istiyor. Ama en son güncellemede 6.4 güncellemesi. Bunu görmüştük. Dolayısıyla güncelleyince yine kullanamayacağız. İzinler hepsinin açık olması lazım. Ve
kurulum yaparken konum izni de verilmesi lazım. Yani konuma erişmeye izin verilmesi lazım. Ben şimdi bunu da mecbur güncelleme diyeceğim. Çünkü aç deyince açılmıyor. Tekrar göstereyim. Şuraya Android Auto diyorum. Dün önceden yüklediğim Fermata Auto ve diğerleri görünüyor. Ancak Android Auto açılmıyor. Şuradan uygulamalarda ara diyorum Android Auto'yu. Gelişmiş özellikler Android Auto. Bakın direkt güncelle çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Hani eskiden buna bastığımızda şuna basınca direkt çıkıyordu uygulama. Mecbur güncelleyeceğiz. Güncelleyince bakalım tekrar hangi yere gelecek? 6.4 mi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, güncelleme tamamlandı. Şimdi açtığımızda görünüyor. Araca bağlan. Tekrar kabloyu bağlıyorum. Evet, bu çıktı. İleri diyorum. İleri diyorum. Aracınızın ekranında devam edin diyor. Orada bir tamam. Yani Spotify ve benzer özellikleri çıkması için izin istedi. Ben de verdim. Telefonun kamerasına geçiyorum bundan sonra. Gördüğünüz gibi yine yeniden yüklediğimizde 6.4 sürümüne geçti. Eski haline döndü. Eski hali nedir? Yani hiçbir uygulama yüklenmemiş haline döndü bu. Renault'un simgesi yenisiyle değişmiş. Burada göstermek için bilinmeyen kaynaklara telefondan izin ver dememiz lazım. Bakalım öyle düzelecek mi? Yeniden Android Auto uygulamasını açacağım. Ve hep birlikte sürümü kontrol edeceğiz. Şöyle uygulamalarda ara diyorum Android Auto'yu. Açtım. Aşağı bakalım. 6.4.6, yani bununla çalışmıyor ama yine de ayarları kontrol ediyorum. Geliştirici ayarlarına nasıl geçilir? Sürümün üzerine defalarca bastığınız zaman tamam dediğinizde çıkan uygulamayı artık geliştirici ayarlarına geçmiş oluyorsunuz. Oraya bakalım. Burada ne yapmamız lazım? Bilinmeyen kaynaklar. Video çözünürlüğünü 1080p'ye kadar izin ver. Hata ayıklama. Günlük kaydını zorunlu tut. Kablosuz projeksiyon olanlar için de kablosuz projeksiyonu da yine aktive edebilirler. Araba tarafından yönetilenler diyorum. Ve şimdi en azından Fermata Auto'nun ve kartüp kontrolörün gözüküyor olması lazım. Evet, yeni ayarlarla bağlandım. Bakın kartüp kontrolör, Fermata Auto var. Geri kalan hiçbir şey yok burada. Görünmüyor. Yani 6.4 ile bunların hiçbiri görünmüyor. Peki ne yapacağız? Telefondan yapılacakları göstereceğim. Telefonun ekran kaydından devam ediyorum şimdi. Tekrar uygulamayı bulup downgrade etmemiz lazım. Ama ne oldu? Güncellemeleri kaldırdığımızda neyi gördük? Android Auto hiç açılmıyor. Uygulamaların çalışmasını boş verin. Android Auto açılmıyor. Demek ki bir güncelleme yapmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Buna uygulamalar kısmından gireceğiz. İşte Android Auto sağ üstten tekrar güncellemeleri kaldır diyorum. Yüklemeyi kaldırdı. Alttan kontrol ediyoruz. Yine 1.1.801.650 stop sürümü. Burada farklı bir şey yapıyoruz. Devre dışı bırak diyeceksiniz. Uygulamayı devre dışı bırak. Bunu deyin ve bundan sonra devam edeceğimiz şeyleri yapacaksınız ki bunu çalıştırabilirsiniz. Telefonu satın aldığınızda Android Auto eğer zaten varsa benim de böyle aynı şeyleri yapmak zorundasınız. Şimdi bundan çıkıp Android Auto APK diye Google'da aratıyorsunuz. Burada apkmirror.com diye bir yer var. Ve telefonunuza uygun olan Android Auto APK'sını buradan buluyorsunuz. Hangisini kullanacaksınız? 6.3 sürümünü. 6.4.61.17 malumunuz çalışmıyor. 6.3'ün
10 tane değişik yükleme çeşidi varmış. See available downloads dediğiniz zaman buradan telefonunuza uygun olan ARM64, V7A, V8A, X86, X86-64 bunlardan birini siz bulacaksınız. Ve onu yükleyeceksiniz, onu indireceksiniz APK olarak. Biz biliyoruz ki 6.4'te çalışmıyor ama 6.3'te çalışıyor. Dolayısıyla 6.3'ü indir dediğimizde ilgili sayfa açılacak. Bu arada burada paylaşılan şey resmi değil. Bu APK sitesi. Bu APK sitesinin dosyalarını indirmek, kullanmak ve dosya güvenliği konusundaki herhangi bir sorun varsa bunu göğüslemek. Kısacası sorumluluk indirmek ve kullanmak tamamen size aittir. Download APK diyorum. İndirme başlıyor. Tamam diyorum. Dosyayı indiriyor. Evet, indirme tamamlandı. Şimdi burada bir şey çıkıyor. Zaten yerleşik uygulama ya, Android Auto. Bunu gördüğünüzde bu Android Auto'nun bir güncellemesi şeklinde görebiliyorsunuz. Yükle dediğinizde. Evet, uygulama yüklendi, bitti diyor. Şimdi yine uygulamalarımdan çalıştıracağız. Android Auto diyoruz. Şimdi şöyle Android Auto'ya tıkladığım zaman araca bağlan diyorum. Şimdi USB'yi takacağım. Kurulum yapmamız lazım çünkü kaldırdım. Ben bu uygulamayı ileri bir takım uyarılar var. Tamam diyorum. İzinleri veriyorum. Kabul ediyorum diyorum. Google konum hizmetini kullanması gerekiyor. Onu açıyorum. Ve bundan sonra telefonun kamerasına geçeceğim. Evet, hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün uygulamalar geri geldi. Hepsi burada. Biraz önce yoktu. Ne yaptım? 6.3 versiyonunu ben bir APK sitesinden indirdim. Öncelikle Android Auto'yu durdurdum. Durdurduktan sonra ise APK'yı indirdim ve bunu bir güncelleme olarak gördü. Ve daha sonra da bütün o kapanmış uygulamaların hepsini yeniden açtım. Mesela TLC TV'yi açalım. Evet, gördüğünüz gibi uygulama yeniden yansıtılmaya ve çalışmaya başladı. Fermat Auto'yu açalım. Evet, klipler çalışıyor. Kartüp. Evet. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün uygulamalar geri geldi. Uygulamalar çalışıyor gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.